Ne işin var senin burada? Feride, ben seni uyurken seyretmeyi çok seviyorum. Defol. Feride bak, rica ediyorum, kaçma benden. Bak sen böyle yaptıkça ben iyice sinir oluyorum Feride. Defol dedim. Bak, eğer kendi isteğinle gitmezsen Bekçi'ye haber verirsen yaka paça attırırım buradan. Bekçi şimdiye kadar çoktan 9. uykusundadır. Uyanması da öğleni bulur. Ne yaptın adama? Sadece sakinleştirici verdim biraz. Ya yoksa seni nasıl doya doya izleyebilirim ki? Allah belanı versin. Feride, bak rica ediyorum, dinle beni. Feride, dinle beni. Feride, bak, dinle, bak, dinle, dokunma. Feride, dinle beni. Dinle, dinle. Feride, dur, dur. Rica ediyorum, dur. Dinle beni. Bırak Feride, beni. Dinle beni. Bırak o. Feride, dinle, dinle, dinle. Bak dinle. Sakin ol, dinle beni. Yanlış anladın. Bırak beni. Sakin ol, dinle. Dinle, sakin ol, dinle. Sana hiç şey yapmayacağım. Feride, dinle beni. Sakin ol, sakin ol, dinle. Sakin ol. Feride, dinle, sakin ol. Bak sana hiçbir şey yapmam, sana zarar vermem. Söz veriyorum. Dinle, sakin ol. Feride, Feride, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sana zarar vermem. Feride, Feride, dinle beni. Rica ediyorum, Feride. Feride, erkencisin. İyi misin? Feride. Mais qu'est-ce qui se passe? Kuşlar camın ne olduğunu ne zaman öğrenecek masör? Az evvel biri cama çarptı. Öldü. Thank you.
Seni. Anne! Hadi uyanın, sabah oldu. Kamran mı? Oğlum, hayırdır? Rüyanda mı gördün sen bizi? Rüyadan daha güzel bir şey gördüm anne. Baba, Feride'yi görmüştür. Bu saatte. Hadi. Erken kalkan yol alır. Daha çok işimiz var. Oğlunuz evleniyor, oğlunuz. Kimle? Hadi. Tabii ki mektepliyle. Oh. Allah Allah. Kalk Seyfettin Bey, kalk. Ne oluyor ya? Hadi. Hadi kalk. Anneciğim bak, tam senin istediğin gibi bir nişan olacak. Bir kez hevesimi kursağımda bıraktınız. Bir daha sizin ipinizle kuyuya iner miyim ben acaba? Anneciğim, tövbe tövbe. Sen hiç merak etme bak. Bir daha senin bir dediğini iki daha etmem. Lep demeden Çorum'dan leblebiyi alır gelirim sana. Söz mü? Söz. Hatta Seyfettin Reis sözü. Şimdi tamam o zaman. Feride ile meselenizi hallettiniz mi? Ne dedi? Ne söyledi sana Feride? Ne konuştunuz? Benimle evlenmek zorundasın dedi. Kim? Feride. Vallahi baba çok kararlıydı. Hatta biraz zorbaydı diyebilirim. Gözü dönmüş gibiydi. Korktum ben de. Tabii evleniriz dedi. Allah Allah. Senin yüzünden benden bu kadar korkuyor. Senin yüzünden. Belanı versin. Senin yüzünden benim. Senin yüzünden. Senin yüzünden ben bu kadar canavar olduğunu düşünüyorum. Canavar senin yüzünden beni bıraktı. Senin yüzünden benden korkuyor. Hepsi senin yüzünden. Sensin sebep. Allah belanı versin. Oh, ben ne yaptım? Oh, ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Of, özür dilerim. Of, ne yaptım ben? Özür dilerim, özür dilerim. Çok özür dilerim. Ah, özür dilerim, çok özür dilerim. Thank you.
Feride. Çarpa çarpa boyunlarını kırmamayı öğrenecekler. Onları camdan korumak için bir şey yapamayız. Ha? Hayatın, doğanın kanunu bu. Sabah sabah kuş yüzünden mi bunalıma girmiş? Kendini kuşlarla bir tutuyor. Çalı kuşu ne de olsa. Hadi bakalım. Oyalanmayın. Ali. 5 dakika sonra yemekhanede bekliyorum. İmtihan süreniz 1 saat. Bu süre boyunca sınıftan çıkmak yok. Birbirinizle konuşmak yok. Kalem, silgi, alışverişi yok. Kalemlerinizi alın. Sınav başladı. Sakin ol, dinle beni. Bak, sana hiçbir şey yapmam, sana zarar vermem. Feride, bitti mi? Cumali'ye bugün izin verelim. Oğluyla hasret gidersin. Yusuf'un geldiği iyi oldu. Dükkanda bana yardım eder. Başını belaya sokmasın da. Yok yok, büyümüş, olgunlaşmış. Eski deli deli halleri yoktu. Hayırlısı. Sen ne yapacaksın bugün? Mektepte dersim var. Ondan sonra şu dilekçenin peşinde koşturacağım. Hastaneye dönmem şart. Çok sıkılıyorum baba. Bak, akşam için Feride'ye haber vermeyi unutma. Bu defada gelmezseniz annen ikiniz de tefe koyar çalar ona göre. Unutmam, unutmam, merak etme. Feride'ciğim, sizin imtihanınız yok muydu? Vardı. Ben şimdi çıktım masör. Koridorlar neden bomboş? Herkes derste. İyi misin sen? Bir şey mi oldu? Müsaadenizle ben çıkayım masör.
Ne yapıyorsun? Ödümü patlattın. Sakın yapma bir daha, sakın. İyi. Beyinden korkmana sevindim. Komik olduğunu mu düşünüyorsun? Feride, bu kadar korkacağını tahmin etmiyordum. Boş bulundum herhalde. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok, bir şeyim yok. İmtihanım iyi geçmedi. Ondandır. Geçmesin. Mühim değil, ne olacak? Nasıl mühim değil? Mühim. Hiçbir soruyu cevaplandıramadım. Yaz mektebine kalma riskim var. Kal, ne olacak? Diploman olmasa da ben seni kabul ederim. Mesele senin kabul edip etmemen değil. Hayallerim. Veremediğim her imtihanla muallimlikten uzaklaştığımı düşünüyorum. Uzaklaşacaksın tabii. Evleneceğiz zaten Feride. Evet. Evleneceğiz. Ama ikisini de bir arada yürütebilirim. Mümkün değil. Niçin mümkün değil? Feride bir düşünsene. Sen muallim olacaksın diye biz oradan oraya sürükleneceğiz. Anadolu'nun her yerini gezmen lazım. Sonra sen orada tecrübe kazanacaksın. Şansın yaver gidecek de İstanbul'a geleceksin. Hatırlasana benim mecburi hizmetimi. Bence sen yol yakınken bu muallimlik fikrini aklından çıkar. Makul olman lazım. Kırk yıl düşünsem senin karşı geleceğin aklıma gelmezdi. Feridem, cancağızım ben zaten karşı çıkmıyorum ki. Ama Anadolu'nun şartları gerçekten çok zordur. Senin burada alıştığın gibi değil. Hem baksana savaş çıkacak diyorlar. Burada ailemizin yanında olalım. Kendi düzenimizi kuralım, ne dersin? Ama bu hayalleri birlikte kurmadık mı Kamran? Sen şimdi bana hayallerinden vazgeç diyorsun. Tamam Feride, bununla gurur duymuyorum. Birini hayallerinden vazgeç demek dünyanın en gaddar şeyi, biliyorum ama gerçekçi olmak lazım. Ben ne olursa olsun mezun olacağım Kamran. O diplomayı alacağım. Al Feride, al diplomanı. Ama muallim olacağım diye ayak direme. Sen inat olsun diye yaptığımı mı sanıyorsun? Ne sebepten yapıyorsan yapma Feride. Durmadan bir sebebin var, durmadan bir bahanen var. Yeter artık, ben de sıkılıyorum. İki şeyi birlikte yapamazsın. Mevzu bu kadar basit. Sen şimdi ya muallimlik yap, ben mi demeye getiriyorsun? Bundan ne anlıyorsan Feride. Matmazel.